Şimdi ortada bir dava var ve bir de Genelkurmay Başkanlığı'nın bildirisi var Ümit Özdağ. Bu bildiri yargıya müdahale anlamına gelir mi gelmez mi? Murat Ergün Bey aslında Genelkurmay bildirilerinin herhangi bir avantaj sağlamadığını, hukuk önünde askerlerin dezavantajlı olduğunu söylüyor ama Aynen. yine de sizin değerlendirmeniz nedir bu anlamda? Efendim, her şeyden önce ben de şunun altını çizeyim ki bu davayı bir siyasi tasfiye davası ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO çerçevesinde yeniden yapılandırılması sürecinin bir parçası olarak görüyorum ben de. Ve yani doktora tezi, doçentlik tezi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve askeri müdahaleler olan bir bilim adamı olarak da böyle bir askeri darbenin plan şeklinin akla aykırı olduğunu, eğer gerçek, ben olduğunu düşünmüyorum ama eğer gerçekten bu kişiler böyle 160 kişi bir araya gelmiş ve darbe planlamışlar, bunu bant kaydına almışlar, bant kaydını aldıklarının dökümlerini yapmışlar, bunları saklamışlarsa sadece darbeden değil başka şeyden de yargılanmalılar. Yani böyle bir kadronun darbe yapması söz konusu olmaz, kusura bakmayın. Ama Ve böyle darbe de Ümit olmaz. Bey şöyle bir Bunu durum, bir defa koymak yani bu bir zorundayım ben. sizin Bunu bir defa kanaatiniz, koymak. bu kanaatiniz. Bu benim Şimdi kanaatim. Evet. tartıştığımız konu şu, öyle ya da Ona böyle. geleceğim. Evet, Evet. buyurun. Ona geleceğim. Tamam. Şimdi bunu söyledikten sonra ben Genelkurmay'ın yapmış olduğu bu açıklamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Efendim, evet, Murat Bey belki haklı. Teknik anlamda bu bir adil yargılamayı ortadan kaldıracak müdahale olmayabilir. Ancak yine de Genelkurmay Başkanlığı'nın böyle bir açıklamayı yapması, hele Türkiye seçimlere giderken, sanki bana birazcık hani bir zamanlar verilen bir muhtıra vardı ya 2007 seçimlerinden önce. O muhtıra gibi bir siyasal ortamın istismarını sağlayacak bir sürece tekabül ediyor gibi geliyor ve rahatsız ediyor. Yani Genelkurmay şey mi, daha Başkanlığı'nın açık, rahatsızlıkları olabilir mi? daha açık söyleyelim. Evet. AK Parti'ye gollük pas mı veriyor Genelkurmay bu bildiriyle? Onu mu demek istiyorsunuz? Herhalde bunu istemiyor ama eğer sizin yaklaşımınıza devam edersek futboldan da anlamıyor. Peki. Anla. Bu çerçevede eğer Genelkurmay'ın bir rahatsızlığı varsa, ki Genelkurmay'ın bir rahatsızlığının olması normaldir. 163 tane komutan, subay şu anda ve bir bölümü emekli, ondan sonra ama neticede silah arkadaşları Genelkurmay'ın inanmadığını anladığımız, bakın her şeyden önce inanmadığını anladığımız bir davadan dolayı yargılanmaktadır. Genelkurmay şu ana kadar hukuk içerisinde yapılması gerekeni yapmıştır. Genelkurmay Başkanı sanıyorum hapishaneyi ziyaret ettiğinde arkadaşlarına, silah arkadaşlarına şunu da söylemiştir. Biz sizin arkanızda değiliz. Hukuk sistemi içerisinde arkanızda da olamayız. Bu da hukuk içerisinde kalışın güzel bir göstergesidir. Ama bütün bunlar yapıldıktan sonra bu aşamada böyle bir bildirinin yayınlanması, bakın siz bu toplantıyı düzenlediniz, biz bu bildiriyi konuşuyoruz. Değişik manşetlerde, değişik şekillerde yorumlanıyor. Üstelik hiçbir olumlu etkisi olmayacak bir bildiri olduğunu daha önceki deneylerden de görüyoruz. Genelkurmay bunu neden yapmıştır? Bu bir soru işareti benim için. Bu ayrıca Tartışma. sorgulanması Peki, gerekir. Peki sorgularız onu. Genelkurmay rahatsızlığını başka şekilde ifade edebilir miydi? Tabii bir adli müşavirlik var. Bu adli müşavirlik kanalıyla düşüncelerini belki Milli Savunma Bakanlığı üzerinden Adalet Bakanlığı'na, oradan da mahkemeye gitmesi sağlanabilirdi. Bu daha şık olurdu. Hem içeridekiler derlerdi ki evet bak Türk Silahlı Kuvvetleri bizim böyle bir sürecin içerisinde olmadığımıza inanıyor. Bu davaya inanmıyor. Bu bir moral destek olabilirdi. Hem de böyle bir bildiriyle kamuoyu önünde sanki Türk Silahlı Kuvvetleri yargıya müdahale ediyormuş gibi bir görüntü doğurulmazdı. Ben bu anlamda Genelkurmay'ın attığı bu adımı yanlış bir adım olarak görüyorum. Ya Bir girdi Yasin. yap